Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi israh li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi alazim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâ'l hayri ve lev asîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senede muttasil eden Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Afetud dini selâfe. Fakihun facir, imamun cair ve müştehidun cahil. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhissalavat ve teslimatın ehli beyt, el, ashab, etbalar, rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle ahirete irtihar eden mümin müminatın hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinin metfun bulunan Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen cemaat kardeşlerimizin bu cami-i şerifi bina edenlerin bugüne kadar ulaşmasında emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden e'imme, hutaba, müezzinin, gayibin, mümin müminatın tüm geçmişlerimizin ervah için el Fatiha. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Akilur riba faiz yiyen ve mukiluhu faiz yediren ve katibuhu faiz anlaşmasını yazan ve şahidahu buna şahit olanlar iza alimu zalike bunun faiz olduğunu bildikleri halde şahitlik etmişlerse vel vâşimetu veşim yapan cüldüne böyle damgalattıran vel mevşûmetu damgalanmış olan damgalayan ve damgalanmış olan adam lil husni güzellik için veli evi sadaka zekatı verebilecek durumdayken vermemiş tehir etmiş olan vel mürted arabiyen ba'del hicre Medine'ye peygambere Müslüman olarak katılmışken tekrar peygamberin yanında kalmayıp memleketine dönen çöle dönen adam mel'unune lanetlidirler ala nisan Muhammed'in Muhammed Aleyhisselam'ın diliyle lanetlidirler yevmel kıyameti kıyamet gününde. Evet, diyor hadis-i şerif. Ağır bir hadis ama bir Müslümanın bunları bilmesi lazım. Şimdi riba yiyen, yediren, muamelesinde şahitlik edene Peygamberimiz lanet etti. Riba, faiz, cinsi, ölçüsü bir olan şeyler birbirleriyle değiştirildiğinde bir verip iki aldınız mı, bir verip birden fazla aldınız mı bu fazlalığa faiz denir, riba denir. Bu anlaşmayla olur. Birbirinin cinsinden olacak. Birbirinin cinsi ölçüsü aynı olan iki şey. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buğday buğdayla peşin aynı ölçüde olacak diyor. Fazlalık ribadır. Arpa arpayla aynı ölçüde alıp verilecek ve peşin verilecek fazlalık ribadır diyor. İşte böyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurma, tuz, altın, gümüş böyle saymış. 6 tane madde saymış. Buradan bakıyoruz. Cinsi bir olan standart şeyleri alıp verirken biz ya peşin aynı ölçüde yapacağız ya da cinsini değiştireceğiz. Mesela altını değiştirirseniz biz tabii söylemek zorundayız. Bunlardan bazıları kocunur kocunmaz bizi ilgilendirmiyor. Dinde doğru bildiğimizi söylüyoruz. Altıncılar çok itiraz ediyorlar ama ne yapalım? Dinde hükmü böyle.
altında ölçü esas alıyor Peygamberimiz. Ölçü. Mesela bu hurda altın, bu işlenmiş altın demiyor Peygamberimiz. İşlenmiş altın, yeni altın 50 gram veriyorsun. Hurda altından da 50 gram alacaksın diyor Peygamber. Eğer 50 gram işlenmiş yeni altın verir de 100 gram hurda altın alırsan faizdir diyor. Peygamber söylüyor. Ölçüyü o koymuş. Ben din sahibi değilim. Gümüşte de böyle. Mesela bir dolu buğday veriyor. 3 dolu buğday alıyor ne? Faizdir diyor Peygamberimiz. Bir ölçek şey veriyor. Hurma veriyor. 2 ölçek hurma alıyor. Bunun örneğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında görmüşüz. Mesela biliyorsunuz Bilal Habeşi Peygamberimizin müezzinidir. Allah ondan razı olsun. İlk Müslümanlardandır. Bülbül gibi ezan okuyan insandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i öyle aşıp öyle seviyor ki o vefat ettikten sonra Medine'de duramamış, dayanamamış. Onun varlığına alışmış adam yokluğuna dayanamıyor. Çekmiş Şam'a gitmiş. Şimdi kabri Şam'dadır Bilal Habeşi'nin. Hazreti Ömer zamanında tekrar gelmiş Medine'ye ziyarete Peygamberimizi. Hazreti Ömer demiş ki Bilal bir ezan okusana. O eski günleri o da yaşamak istiyor. Resulullah'ın sağlığında olmaz demiş. Dayanamam demiş yani dayanamam. Fakat Hazreti Ömer çok akıllı adam. Gitmiş Hazreti Ayşe anamıza. Müminlerin anası demiş. Bilal burada. Evet. Bir söyle de demiş seni kırmaz. Bir ezan okutalım ona. Olur demiş Ömer. Çağırmış. Bilal gel evladım buraya. Buyur anacığım. Bize demiş bir ezan oku evladım. Durmuş. Peki anacığım. Çıkmış yukarıya damın üstüne. Bir ezan okumuş ama Medine'de herkes peygamber dirildi zannetmişler. Öyle içeriden aşk, yanık sesiyle. Peygamber dirildi zannetmişler. O hayatı canlandırmış Bilal Habeşi. O aşkla, şevkle güzel okuduğu için herkes kapıdan fırlamış. Peygamber dirildi mi yoksa diye. Öyle bir ezan okumuş. Ondan sonra bir gitmiş daha da gelmemiş. Bir daha da dönmemiş. Allah ondan razı olsun. Bu Bilal Habeşi peygamberi çok seviyor. Şimdi peygamberi eve davet etmiş. Bilal Habeşi'nin hurmalıkları var. Ama fakir adam, öyle zengin adam değil. İşte o da askere gidiyor, ganimet alıyor. Hurmalık almış ama kırsal diye araziden almış. Hurmaları böyle ufak ufak, pek makbul hurma değil. Şimdi demiş peygamber eve gelecek, bu kötü hurmaları önüne koysam olmaz. Peygamber buna layık değil. En güzel hurma olmalı. İki teneke hurma vermiş, bir teneke iyi hurma almış. Peygamberimiz eve geldiğinde buyur ya Resulullah demiş. Peygamberimiz elini uzatmamış. Biliyor ki Bilal'in bahçesi iyi hurma yetiştirmiyor. Böyle kırsal bir yer. Demiş Bilal senin bahçende böyle hurma yetişmez. Bu ne demiş? Ya Resulullah sen kainatın efendisisin. Benim bahçemin hurmaları sana yaraşır mı ya Resulullah? Demiş Bilal. Onun için benim bahçemin hurmalarından iki ölçek verdim. Bir ölçek iyi hurma aldım takdim edince meh bırak ya Bilal evvih evvih yazık yazık bu aynur riba aynur riba faizin ta kendisi bu faizin ta kendisi bu diye bu uygulamada da var şöyle böyle cinsi bir olan standart şeyleri alıp verirken bir gram verdiysek bir gram alacağız peşin alıp vereceğiz bir gram neyi değiştireceğim o zaman değiştirme. Buğday verirsen gene bir dolu buğday, bir dolu buğday. İyi veya kötü ne olursa olsun. Orada ölçü. Altın verirken efendim bu yeni altın bu eski. Hiç problem dinde öyle yok. Altın gramı gramına alıp vereceksin. Peşin alıp vereceksin. Gümüş de öyle. Eğer fazlalık olursa bu faiz oluyor. Bir de faiz olabilmesi için bir şeyin aynı cinsinden başka bir şeyle değiş tokuşu sırasında fazlalığın şart koşulması lazım. Mesela para istiyor. Para da para. Para aynı cinstir para. Diyor ki arkadaş çok sıkıldım. Kızımı gelin ettim. Oğlunu ev verdim. Bunu aldım. Bana yardım et. Olur. Ne kadar ihtiyacın var? 5 milyar ver. 5 milyar. Ne zaman ödeyeceksin? Mesela sorar.
Ben 2 senede ancak ödeyebilirim. Tamam, olur da yalnız tabii o zaman 7 milyar alırım, ha bak bunu da söyleyeyim. Dedin mi? Bak bu anlaşma var burada. İşte bu faiz. Adam senden para istedi. Sıkıntılı müminlerin para yardımı ederekten böyle sıkıntısını giderirseniz mahşer sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Hadisler var, ayet var. Allah ecri kat kat verecek. İstemişsenden düğün ettim, boşlandım. Olur 5 milyar buyur. Hiç şart koşmamışsın. Ben alırken 7 alırım, 8 alırım, 10 alırım dememişsin. Buyur kardeşim. Ne zaman ödeyeceksin? 1-2 senede. Olur kardeşim. Buyur 5. Vermişsin. Sonra adam tabii enflasyon var, şu var, bu var. Paranın değeri düşmüş. O 5 milyarlık para inmiş gelmiş 2 milyarlık değerinde. Adam tabii, alan adam iyi insan. Vaat ettiği zaman da parayı getiriyor. Getirdiği zaman hiçbir şey dememişsin sen. Ya para değeri düştü falan filan. Hiç sesin yok, işaretin yok. Adam demiş ki bu bana insanlık etti. Benim de şimdi elim geniş. 5 milyar yerine 10 milyar veriyorsun. Kendiliğinden. O şart koşmamış. Hiç vermem dememiş. Enflasyon var dememiş. Götürüyorsun kendinden 5-10 milyar veriyorsan. Burada bir anlaşma olmadığı için bu fazlalık faiz olmaz. Böyle adam nerede bulacağız hocam? Bilmem. Böyle olursa faiz olmaz. Böyle olursa faiz olmaz. Ama hocam şimdi bir insanlara yardım ediyoruz. Hem de zarara uğruyoruz. Şimdi 5 milyar para verirsem ben 1 sene sonra öderse paranın ödeme gücü düşüyor. Enflasyon var. Ben insanlara nasıl iyilik edeyim? Arkadaş bu hayat bu dünyadan ibaret değil ki. Bir de ebedi hayat var. Sen müminsin. 5 milyarı karşılıksız vereceksin ki karz hasen derler buna. Zarar etmezsin sen. Ahirette kat kat alacaksın ecrini ebedi alemde. Bu zaten zorla ver değil. Zorla zekatını alıyoruz. Borç para vermek zorla verilmez. Mükafat ermek istersen, ahiret mükafatını ermek istersen parayı karşılıksız vereceksin. Karşılığını ahirette alacaksın. Ebedi alemde alacaksın. Zaten hiç enflasyon olmasa bile maddi ölçülere göre, dünya ölçülerine göre para vermek, borç para vermek zarar etmektir. Neden? Sen 1 sene o 5 milyarı kendi elinde evirsen çevirsen o milyar edeceksin zaten. Ticarete döndürdükçe kar edeceksin. Enflasyon olmasa bile zarardasın. Zararda değilsin. Onu din adına Allah emretti diye veriyorsun. Ahirette alacaksın. Onun için faizin her türlüsü haramdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açıkça ehallallahu beya ve harramar riba. Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Açık ayet var. Hiç bunun yoruma moruma ihtiyacı yok. Faiz haramdır. Dinimize göre tabii konuşuyorum. Kur'an'a inananlara göre söylüyorum. Ve faizcilik yapan kimseler mahşerde haşrolunurken şeytan çarpmış gibi haşrolunacaklar. Öyle diyor. Evet. Şeytan çarpmış gibi. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i celle öyle. 2, Allah Zülcelal Hazretleri ve Resulullah Efendimiz'e faizcilik yapanlar harbaşmışlardır. Bakara suresi 279. Fe'zenu bi harbin minallahi ve rasulihi. Allah ve Resulüne harp açan adam iflah olur mu? İflah olur mu? Kurtulur mu? Faizciler bunu düşünmeli. 3, faiz yiyenler cehennemliktir Kur'an'a göre. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve zeru ma bakiye minar riba in kuntum mu'minin. Müminseniz faizcilik yapmayın diyor Allah. Faizcilik yaparsanız malınız eksilir. Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Kur'an'da ayet bunlar. Faizcilik yaparsanız malınız eksilir. Faizcilik mahveder. Yok hocam bu mantığa aykırı. 5 veriyorsun 10 alıyorsun. Neresi eksiliyor? Evet görünüşte 10 alırsın ama 20 gidecek delik açar Allah sana. Onunla değil 20 ile kapatamazsın. Nereden mesela sağlığın gider. Hanımın hasta olur. Çocuğun bilmem ne olur. Araban bilmem ne olur.
ticaretinde şöyle olur, böyle olur. Faiz alırsan öyle delikler açar ki Allah kapayamazsın. Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Evet, Allah'ın yasak ettiği faiz serveti yok eder. Zekat ise artırır. Kur'an-ı Kerim'de şey böyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, faizcilik yapan adam Kabe'nin huzurunda anasıyla 33 defa zina etmiş, cinsel ilişki kurmuş adamdan daha beterdir diyor. O bundan ehvendir diyor. Ondan da beterdir diyor. Biz bunları duyuruyoruz. Onun için faizcilikten kaçınalım. Yemeyelim, yedirmeyelim. Şimdi diyeceksin sen bana ne diyor bak. Bu Ahmet Ziyadi Gümüşhane Hazretleri'nin görüşünü size aksettiriyorum. Fadaruratul mukil la tubihu lehu en yukilehu. Evet. Mesela ben borç aldım. Başkasına faiz veriyorum. Yediriyorum, faiz yediriyorum. Yiyen adam parayı alan adam değil mi? Parayı veren adam. Ben sıkıntı içindeyim. Zaruret içinde olmak faiz yedirmeyi mubah kılmaz. Mubah kılmaz diyor. Zordayım, ne yapayım hocam? Mubah kılmaz diyor bu zat. Gümüşhaneli bu eserin sahibi. Zaruret içinde olmak faiz vermeyi mubah kılmaz diyor. Evet, tabii buradan biz kitaplarda olanı söylüyoruz. Şimdi yurt dışında ev alacak. Yurt içinde ev alacak. Tabii söylemesi bizden. Gerisini sen düşüneceksin. Ben böyle doğru biliyorum. Kabul edersen arz ediyorum. Ev alacak adam Amerika'da, Avrupa'da düzen kapitalizm düzeni. Faizcilik düzenidir. Ekonomi ona dayandırılmış. Ve öyle bir siyaset gidiyorlar ki, mesela Amerika'yı ben anlatayım. Amerika'da evlendiğin zaman hayat sigortası var, araba sigortası var, bilmem ev sigortası var. Hemen diyor ki sana sigorta, hemen diyor yarın sana dayalı döşeli, buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuğu, moltuğu, her şeyi içinde bir ev teslim edebilirim. Normal sen yaptırsan 30 bin dolar mesela ev. 120 bin dolar diyor. Zaten hayat sigortası yaptırmışsın, bir kısım borcun oraya var. Bilmem yangın sigortası yapmışsın, bir kısım borcun oraya var. Bilmem araba sigortası yapmışsın, bir oraya var. Maaş aldığın zaman ücret, işçi olarak veya memur olarak hemen hep her şey böyle belli. Maaşın bir kısmı ev borcuna, bir kısmı yangına, bir kısmı araba, bir kısmı hayat sigortası. Hepsi böyle, sağlık sigortası hepsi var. Sana sadece harcayacağın otobüs parası veriyorlar, ekmek su parası veriyorlar. Hayatın boyunca 40 senede ödüyorsun evi. 30 bin dolarlık evi 120 bin dolara sana satıyor adam, tabii faiz alıyor. Böylece tabii işin sonucu ne oluyor biliyor musunuz? Ben hep onu düşünmüşümdür. Adam sana tabii borç altına sokuyor. 120 bin dolar borcun var. Ödemedin mi evde gidiyor. Verdiklerine gidiyor, evde gidiyor. Ortada kalıyorsun. Onun için borç alan adamın boynu nasıl olur arkadaş? Eğik olur. Hiç gıt diyemiyor kimse. Neden? Bu sürü borcu var. İşleme koyarım ha, tahsil ederim ha diye böyle kuzu gibi. İslam insana çok değer verir. Allah'tan başka kimsenin huzurunda eğilmesini istemiyor Allah bir müminin. Dik yürü diyor. Dik yürümek için kimseye borçlu olma. Böyle boyu eğik olma. Kişiliğinden fedakarlık etme. Kanaatkar ol. Adımını yavaş yavaş at. Hırslanma. Evet, bu sene evin temelini at. Gelecek sene kabasını yap. Ötesi sene şunu yap. Yavaş yavaş git ama faiz alma. Böyle şimdi faizle bankalardan batıda olan kardeşlerimiz şey alıyorlar, kira öder gibi diyorlar, mülk ediniyoruz. Ediniyorsunuz ama 30 bin liralık evi 120 bin lira alıyorsunuz. O herifin bankasına, devletine faiz ediyorsunuz. Bu caiz değil. Dinde yok, yeri yok. Evet, hangi fıkıh kitabını getirirseniz getiriniz, bir Müslüman gavura faiz veremez. Müslümana da faiz veremez. Gavura da faiz veremez. Veremez. Nerede olursanız olun.
Verilemez. Getirin istediğiniz kitaptan kaynağını siz gösterelim. Ama efendim, ama efendimi yok. Ne yapacaksın? Dinin kurallarını ihlal etmeyeceksin, zorlamayacaksın. Ne? 3-5 Müslüman bir araya geleceksin. Önce sana ev alalım arkadaş, peşin parayla. İmkanlarını buluşturacaksın, sana ev alalım. Sonra sana alalım, sonra sana alalım. Peşin parayla ev alacaksın. Yardım sandığı kuracaksın, faizsiz yardım sandığı kuracaksın. Çareler var. Onun için diyor zaten, neden diyor zaruret halinde olan bir kimse faiz yedirirse gene haram olur. Li imkani izaletihe. Faizsiz iş yapmak mümkün. Mesela ben şimdi oturdum evi, arkadaşlarla buluştuk, birleştik. Hiç faize bulaşmadan sağlam, mümin sağlam olur, sözünde durur. Yazılı anlaşmamız gereği birleştik, faizsiz kendimiz yaptık evi. Dörtte bir fiyatını yaptık evi. Dörtte bir fiyatına yaptık, mal ettik. Sen de birleş böyle, güzel böyle arkadaşlarla şirket kur, birleş, yardımlaş, faize elin bulaştırma. Evet efendim, faiz yiyen, yediren, onu yazan katip ve şahitleri bunun faiz olduğu izâ ulimü bizâlike bildikleri takdirde vel veşime veşim. Evet, her yerde bulunuyor. Maalesef bu hastalık insanlarda eskiden beri var. Şimdi de batılı artistler, efendim müzisyenler, şarkıcılar işte efendim koluna mesela ejderha, timsah resmi şey ettiriyor. Böyle iğnelettiriyor. Hiç çıkmayacak şekilde. Veşim buna derler. Veya bağrına çok sevdiği artistin adını yazdırıyor. Böyle bir şey yaptırıyor. Şimdi bizim Ahmet de Mehmet de küçük delikanlımız veya Ayşe Fatma kızımız da o çok sevdiği o artistin resmini göğsüne veya koluna veşmettiriyor. Böyle iğnelerle çıkmayacak şekilde. Peygamber diyor ki lanetlidir diyor. Ben ona lanet ediyorum diyor. Ben de duyuruyorum. Müslümana, inanana duyuruyorum. Yaparsın yapmaz beni ilgilendirmiyor. İmam Şafii Hazretleri rahimeullah diyor ki mesela bu veşmin böyle damga vurulmuş çıkmıyor. Yeşil renkte, mavi renkte biliyorsunuz oluyor. Bunu Araplar da yapıyor. Güneydoğu'da yapan çok. Başka yerlerde de yapan var. İstanbul'da da yapan biliyorsunuz. Görüyorsunuz siz. Bunu derhal diyor izah etmek lazım. İmam-ı Azam da o da. İmam Şafii diyor ki böyle şununla bununla ilaçla çıkarılmıyorsa İmam Şafii'nin görüşünü söylüyorum. İçtihadı. O kolu kesmek lazım diyor. Vallahi böyle aynen öyle söylüyor. Veşim o kadar tehlikeli bir şeydir ki diyor. Veşim yaptığın kolu çıkaramıyorsun. Kes at orasını diyor. Kes at diyor İmam Şafii. İmam-ı Azam kesme, kes demiyor da işte çıkarabilecek çarelerle çıkarmaya çalışılır diyor. Ama İmam Şafii çok sert. Kes at diyor o azu, kes at diyor vücudundan şey et. Neden? Peygamberin lanet ettiği bir şey var kolunda. Ölüm gelse lanetli olarak ölüyorsun. Allah'ın rahmetinden mahrumsun. Onu düşünüyor İmam Şafii Hazretleri. Aman siz olun. Bu hadisi kulağınıza küpe edin. Oğlunuz, kızınız şuna buna hayran olup kim olursa olsun kimisinin şeyhi var. Resmini buraya yaptırmış. Hayır, öyle bir şey yok. Şeyh olsun, hoca olsun, artist olsun, kim olursa olsun vücuda veşim yaptırılamaz. Dövme yaptırılamaz. Haramdır ve lanet sebebidir. Onu söylüyor. El veşime vel mevşume melunune lanetlidirler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir de vel avi sadaka, zekat verecek adam, verecek durumda Müslüman adam vermiyor zekatı. Hesap ediyor zekatını. Mesela 4-5 milyar zekat vermesi lazım. Şimdi ticareti çok iyi bilen bir adam şimdi diyor vermeyeyim de o 5 milyarı çalıştırıyor. 3-5 ay sonra veriyor. Veya bir sene sonra veriyor, çalıştırıyor. 5 milyar ödüyor yine. Ödüyor ama o parayı fakire ver, gününde vermiyor. Verecek fakir, alacak fakir var. Verecek durumdasın, vermiyor. Çalıştırıyor parayı. İşte bu da zekatı erteleyen, geciktiren adam da Peygamberin diliyle lanetlenmiştir. Bir de
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Allah'ın izin verdi, izniyle hicret ettiler. Medine-i Münevvere geldiler, bir anayasa yaptılar. Oradaki Yahudilerle, müşrik Araplarla, Müslüman Araplarla, Müslümanlarla birleştirdi. Bir devlet kurdular, bir anayasası var. Ondan sonra Müslümanı çığ gibi büyüdü. Tabii Müslümanlığın yayılması için askere ihtiyacı var. Düşmanları çok. Kim Müslüman olursa hicret etmek farz, zorunda. Şimdi adam peygamberimizi duymuş, gelmiş Müslüman olmuş. Fakat tabii her gün cihada gidiliyor, savaş. Ölümle burun buruna her gün, sahabe bu demek. Adam bundan yılmış, memleketine dönüyor. Allah yok demiyor. Tekrar çöle geldiği yere dönüyor. Hicret ettiği yeri bırakıyorsa bu adam da melundur diyor. Neden? Peygamberi yalnız bırakıyor. İslam devletini güçsüz bıraktığı için bu adam da lanetlidir. Alâ lisân Muhammed yevmel kıyame. Kıyamet gününde lanetlidir diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi Nesai, Beyhaki, Abdurrahman İbni Mes'ud'dan sahih olarak Ebu Yala, Toborani keza nakletmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin.